Orkun Işıtmak. Bu gönderiye 150 bin like gelirse saçını maviye boyatacağını söyledi. 200 bin like aldı ve saçını maviye boyattı. Atakan Özyurt. Bu gönderiye 150 bin like gelirse saçını boyatacağını söyledi. 179 bin like aldı ve saçını boyattı. Mervan. Eğer bu gönderi 100 bin like alırsa saçını 3'e vurduracağını söyledi. 111 bin like aldı ve saçını 3'e vurdurdu. Özür dilerim Mervan. Mervan vallahi özür dilerim ama çok mutsuz duruyorsun. Neyse, saçını 3'e vurdurdu. Enes Batur ve Baturay. Bu videoya 500 bin like gelirse saçlarını boyatacaklarını söylediler. 1,5 günde 387 bin like aldılar. Saçlarını boyatacaklar. Gerçekten görmek için sabırsızlanıyorum harbiden. Ve ben de eğer bu video 100 bin like alırsa kaşımı boyatacağım. Yanlış duymadınız. Şu ana kadar yapılmayan bir şey yapacağım. Ve saçımı değil, kaşımı boyatacağım. Çok delice değil mi? Ama bunu yapacağım. Ve bir challenge'ın yanında size ikinci challenge'ı da koyuyorum. Şu anda Instagram hesabımda neredeyse 41 bin takipçi var. Eğer Instagram hesabımda 100 bin takipçiye ulaşırsa saçlarımı da boyatacağım. Yanlış duymadınız. İkisini birden boyatacağım. Ve bunu canlı yayında yapacağız. Canlı yayında hem saçımı hem kaşımı boyatacağım. Sen aptal mısın? Neden bunu yapıyorsun? Nasıl bunu söylersin? Özür dilerim. Evet, belki çok çirkin duracak. Belki hiç yakışmayacak. Ama bunu yapacağım. Ve dediğim gibi benim challenge'ım da bu. Bu video 100 bin like alırsa kaşımı boyatıyorum ulan. Ve Instagram hesabıma da 59 bin kişi gelirse istediğim like sayısından çok daha az. Saçımı da boyatacağım. Yani ikisini bir yapacağım. Ve bunun için tam tamına 12 gün süreniz var. 20 Kasım'dan başlayıp 2 Aralık'a kadar. 12 gün. Arkadaşlarınıza haber verin. Ailenize haber verin. Gerekirse bu videoyu 10-15 tane hesabınızdan beğenin. Çünkü eğer 100 bin olmazsa yapmayacağım. 99.999'da kalsın yapmayacağım. Sadece 100 bin like'ta yapacağım. Evet, dediğim gibi çok saçma bir şey yapacağım. Kaşımı ve saçımı boyatacağım. Eğer bu video 100 bin like alırsa kaşımı ve Instagram hesabımda 100 bin takipçiye ulaşırsa saçımı boyatacağım. Yani 100'er bindek bir sınır noktası var. Dediğim gibi sadece bu video 100 bin like alırsa sadece kaşımı, sadece Instagram hesabım 100 bine ulaşırsa sadece saçımı boyatacağım. İkisi birden olursa ikisini birden yapacağım. Yani acele edin. Dediğim gibi arkadaşlarınıza ve ailenize haber salın. Saçımı ve kaşımı boyatacağımı söyleyin. Gidin fotoğraflarımın altına arkadaşlarınızı etiketleyin. Ve durumdan onlara da bahsedin. Çünkü bunu gerçekten yapacağım. Ve şimdi de asıl videoya geçelim. Evet, şimdi de normal videoya girdik. Eğer ki saçımı boyatacaksam saçımla ilgili bir video çekmem lazım değil mi? O yüzden seni depresyondan çıkaracak saç rengini söylüyoruz diye bir tane test buldum. Şimdi bu testi yapacağız. Bakalım hangi saç tipi benim için uygunmuş. Öncelikle ne tip saçlarım var? Benim saçlarım kıvırcık, bayağı bir kıvırcık hem de. Renkten bağımsız olarak saçların hangi ünlü gibi olsun isterdin? Bunlar kadın ama yani. Bunlar kadın saçı yani. Ama illa birini seçmek zorunda olsaydım kadın olarak seçeceğim bunu yani mecburen. Şu çok iyi. Jennifer Lopez. Zaten Jennifer Lopez'in hastasıyım ben. O yüzden bunu seçerdim. Seni en çok hangisi hüzne boğar? Filmler, diziler, ayrılıklar, bazı anılar, ağlayan bir çocuk, yağmur, şarkılar. Beni genellikle anılar çok fazla üzüyor. Çok fazla depresyona sokuyor beni anılar. O yüzden anıları seçiyoruz. Peki ya insanlıkla ilgili umudum ney mi? Acaba neymiş? Uzaylılar mı? Tabii ki de yani kesinlikle uzaylılar bizi kurtaracak. Kesinlikle. Hayvanların dünyayı yönetmesi. Gerçekten hayvanlar dünyayı yönetse, hayvanlar dünyayı yönetse her şeyin çözüleceğine inanıyorum ve bunu seçiyorum. Peki dünyanın sonunu hangisi getirecek? Eski sevgililer, benciller, kıskançlar, baskıcı tipler, gösteriş merakları diğer. Bence kesinlikle benciller tarafından dünyanın sonu gelecek. Başka hiçbir şey yok. Yani kocaman bir dünyayı paylaşamayıp savaş bile yapıyorsak, savaşlar çıkıyorsa bu bencillikten dolayıdır. O yüzden bencillik dünyanın sonunu getirecek bence. Söyle bakalım saçlarını ne sıklıkla boyuyorsun? Hiç boyamadım. Hiç boyamadım. Doğruyu söylüyorum. Hiç boyamadım. Son olarak şu Twitter puanla testi bitirelim. 0 komik değil, 5 çok komik. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi YouTube yorumu. Mücahit abi sen sansürlü izliyorsun, biz sansürlü izliyoruz. Yaradan sorma. Bak iyiydi bu.
Bak bu çok iyiydi. Buna 4 puan verilir. Buna 4 puan veriyorum. Mavi mi? Bak bu olur. Saçımı maviye boyatabilirim. Verdiğin cevaplara göre seni depresyondan çıkaracak renk kesinlikle mavi. Senin için söylenebilecek en doğru şey sezgilerinin oldukça kuvvetli olması. Dedim, hayvanların dünyayı yönetmesi sezgilerimin kuvvetli olduğuna işaret zaten. Herkesin övündüğü ve diğer insanlardan üstün olduğu özellikleri vardır. Kimi çok okumaktır, fiziksel üstünlükleriyle, kimi zekasıyla. Sende bunlardan daha üst bir yetenek var. Sezgilerin, mavi, senin sezgilerini kuvvetlendirecek ve hayata tekrar tutunmanı sağlayacak enerjiyi verecektir. Unutma, mavi en sıcak renktir. Şimdi gerçekten şu anda düşünüyorum, eğer bu video gerçekten 100 bin like alırsa ve Instagram'dan 100 bin takipçiye ulaşırsam saçımı maviye boyatmak zorunda kalacağım. Eğer yani şu anda gidip beni Instagram'dan takip ederseniz saçımı herhalde mavi yaparım. Ama bunun için de bir oylama yapacağım. Hangi saç rengini yapmamı istiyorsunuz diye o oylamanın sonucuna göre de seçeceğim. Ama kesinlikle bunun olmayacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Hani 60 bin insanın takip etmesi gerek şu anda beni. Instagram'dan 100 bin like olamayacak bir şey değil. Mümkün bir şey. Ama 60 bin insanın takip etmesi gerçekten zor bir şey. Şimdi burada bir tane daha test var. Saç rengini tahmin ediyoruz diye. Öncelikle gözünün rengini soralım. Şu anda bir dakika, kamerayı açtım, kendi gözümün rengine bakıyorum, bir saniye. Kesinlikle şuna benziyor, şuna benziyor. Ama bu da olmayabilir, bir dakika. En çok buna benziyor. Bunda bunun arasında. O yüzden diğeri seçeceğim ya. Peki cinsiyetin nedir? Erkek. Din değil miydi lan bu, sen miydi yoksa? Yok, bu dindi, dindi evet. Saçını hangi sıklıkla boyarsın? Saçlarımı boyamıyorum. Peki saçlarında hiç beyaz var mı? Hiç yok. Allah'a şükür hiç yok. Peki büyük dedeleriniz nereden göç etmiş? Vallahi hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bunu. Son olarak hangi sıklıkla berbere, kuaföre gidersin? 2 ayda bir kez giderim ben. Siyah. Saçımın rengini tahmin etti. Doğru lan. Doğru bildi vallahi. Dur. Çok saçma cevaplar vereceğim şimdi. Ama bir dakika. Bir dakika. Sırrı çözdüm. Saçımı hiç boyatmadığımı söylemiştim. Oradan tahmin etti bence. Şimdi tamamen aynı cevapları vereceğim ama saçımı daha önce boyattığımı söyleyeceğim. Bakalım bu sefer ne çıkacak. 3 ayda 1, 6 ayda 1, 12 ayda 1. 3 ayda 1 diyelim. Hiç yok beyazım. Bilmiyorum nereden göçtüğümüzü. Her ayda bir kez giderim diyelim. Siyah çıktı lan yine. Tamam, bunun bir sırrı illa var ama ben çözemedim, neyse. Şimdi kişilik özelliklerine göre saçını hangi renge boyamalısın? İlk yaptığımızın bir farklı versiyonu. Benim saçım uzun. Peki genel olarak saçlarını nasıl gezersin? Dağınık toplu. Benim saçım her zaman dağınık toplu, aynen. Bu genelde kızlara sorulan sorular ama benim de saçım uzun olduğu için bu sorulara benim de cevap verebileceğim normal. Bu sorular genel olarak kızlara sorulacak sorular ama saçım uzun olduğu için bunlara cevap verebiliyorum baya. Şimdi göz rengini öğrenmek. Aha, Ela. Bak burada var. Benim gözüm Ela. Göz demişken hangi göz makyajını yapmak istersin? Şimdi ben buna ne cevap vereyim? Ben hiçbirini yapmak istemem, o yüzden o piti piti yapacağız. O piti piti kare melase peti terazi lastik cim lastik. Biz size geldik, bitlendik has. Çıka çıka gökkuşağı çıktı ya. Neyse, bunu seçeceğiz o zaman. Böyle yapmak isterim. Şimdi sıra gardırobunda. Kıyafetlerin renk yoğunluğu hangisi gibi? Genelde siyah şeyler var, evet. Siyah beyaz yani. Bir de tarzını öğrenmek istiyoruz. Bunların hangisine daha yakın senin tarzın? Bunlardan en yakını bu yani açıkça. Dış görünüş yeter. Biraz içine bakalım. Genel olarak içe mi dönüksün yoksa dışa dönük bir insan mısın? Acayip bir şekilde tam ortasındayım ben. Yani çok fazla derin sırlarım var içimde. Peki şansın olsa bu mesleklerden hangisini yapmak isterdin? Gizli ajan. Wow. Bana resimde Scarlett Johansson'ı gösteriyorsun ve bunlardan başka bir mesleği seçmemi istiyorsun. İmkanı yok. Scarlett Johansson'ın yaptığı şeyi yapmak isterdim. Manken olsaydım mankeni seçecektim. Çünkü Scarlett Johansson'ın da ayrıyetten bir hastasıyım. Son soru. Bir serbest çağrışım sorusu. En çok hoşuna giden ya da ilgini çeken kelimeyi seç. Kaç yaşındasın sen? He? Kaç yaşındasın? Neyse, burada en çok ilgimi çeken ateş oldu. Ateş seçiyorum. Oha. Şimdi mor çıktı. Aha, ne yapacağım ben? Mora mı boyayacağım, maviye mi boyayacağım eğer 100 bin takipçiye ulaşırsam? Cidden şu anda aklımda bayağı deli sorular var. Ve son test. Saçını hangi renge boyatmalısın? Yine aynı şey. Yine aynı şey, yine aynı şey. Son kez bir daha yapalım. Bakalım mor veya maviden başka bir şey çıkacak mı? Saçın hangi renk şu anda? Siyah renkte. Saçını düzenli olarak aynı renge boyatır mısın? Saçım doğal renginde zaten. İnsanlar seni genellikle hangi sıfatla tanımlıyor? Sıra dışı, sıcakkanlı, eğlenceli, rahat, mantıklı, vahşi. Ordinary diyeceğim. Yani beni sıra dışı tanımlar insanlar. Bunu daha önce de yapmıştık. Siyah beyaz karışımı. Öğle yemeğinde genelde hangisini yersin? Al, sandviç yiyebiliyoruz biz. Okulda sadece bizim sandviç var. Başka hiçbir yemek yok ki. Sandviç yiyorum ben her öğlen. Hafta içi ve saat de 11. Gece 11. Hoşlandığın çocuk sonra bir yerlere gidelim dedi. Ona ne diyeceksin? Bunu hoşlandığım kız olarak cevaplandıracağım. Yarın iş var tabii ki, evet. Hayır, yarın erken uyanacağım, hiçbir şey demem. Zor kadını oynarım. Tabii ki evet derim, giderim yani. Saat 11 fazla geç değil bir erkek için. Yani giderdim ben.
Saçına bir günde ne kadar bakım yapıyorsun? Hiç yapmıyorum. Şu köpeklerden hangisi en süper saçı? Şuna bak. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Son soru bu işi çözecekmiş. Saçının doğal renginden memnun musun? Hayır diyeceğim. Memnunum aslında, bayağı memnunum ama hayır diyeceğim ve bana bir renk söyleyecek. Site tamamıyla bozuk. İlk önce mavi çıktı, sonra mor çıktı, şimdi de yakut kızılı çıkıyor. Buna evet dersek yine mavi çıkıyor. Tamam, saçımdan memnun olduğum için bir daha mavi çıkıyor. İdare eder dediğimizde yakut, hayır dediğimizde yine yakut kızılı çıkıyor. O yüzden saçımı mavi, mor veya yakut kızılı yapmam gerektiğini söylüyor usta bana. Sanırım ben de seçeneklere bu üçünden birini ekleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer Instagram'da 100.000 takipçiye ulaşırsam, yani 59.000 kişinin beni şu anda takip etmesi lazım 12 gün içinde. Veya bu video 100.000 like'a ulaşırsa, ki 100.000 kişinin like atması gerekecek bu videoya, kaşımı veya saçımı boyatacağım. Yani sadece like olayı olursa sadece kaşımı, sadece Instagram olayı olursa sadece saçımı, ikisi olursa hem saçımı hem kaşımı boyatacağım. Yani bu sizin elinizde. O yüzden dediğim gibi gidin arkadaşlarınıza, ailenize, herkese haber verin. Cidden yapacağım bunu. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın kesinlikle Instagram'dan ve YouTube'dan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.